Merhaba, ben Eda, iç mimarım. Ankaralıyım. 3 senedir İstanbul'da yaşıyorum. Şu anda Galata'daki evimdeyiz. Öncelikle evime hoş geldiniz. Galata bana göre İstanbul'un en kozmopolit ve en ilham verici muhitlerinden bir tanesi. Güzel tarihi bir bina, güzel bir kilise, müthiş bir sinagog. Sokakları hep sürprizlerle ve ilham kaynaklarıyla dolu. Yaşamak istediğim bir muhitti. Hatta Ankara'da okurken İstanbul'a gelmiştim. İstanbul Biyaneli için. Ve bu binanın önünde gözlerimi kapatıp keşke bu binada yaşasam bir gün diye hayal ettiğimi hatırlıyorum. Bu apartman aslında tarihe tanıklık etmiş bir apartman. 1894 yılında İtalyan mimari tarzında inşa edilmiş. Bina konum olarak Serdar Ekrem Caddesi ile Dibek Sokak arasında yer alıyor. Ve bu iki sokak arasında 8 metreye yakın kot farkı var. Bu kot farkını da doldurarak bir avlu tasarlanmış aslında. Bu avlu da tabii ki içinde yaşayan kişilere çok güzel zaman geçirme imkanı sunuyor. Her zaman evin içindeyken bile yeşili görebilmek benim için çok büyük bir şans. Binanın yapısı U şeklinde. 4 ana bloktan oluşuyor. Her bloğun girişi ayrı. Yüksek lisansımı Milano'da yaptım ve avlusu olan yapıları her zaman çok heyecan verici buldum. Hep sabah uyandığımda avluya bakmak, işe giderken avludan geçmek, İşten dönerken avludan geçmek gibi bir hayalim vardı. Milano'da çalıştığım şirkette binanın kendi içinde bir avlusu vardı ve keşke evimde de olsa diye düşünüyordum. Evin iki cephesinden de gözüken görüntüyü ayrı ayrı çok seviyorum. Hangisini daha çok seviyorum karar veremem. Benim evim 2+1 ile 1+1 arasında 1.5+1 gibi bir ev. Tarihi eser niteliğinde olduğu için mümkün olduğunca orijinaline sadık kalınmış bir yapı. Rabıta parke kullanılmış. Pencereleri, kapıları, tüm bunlar aslında yapının ruhunu korumasına yardımcı oluyor. İlk yapım hizmet amacı Prusya Büyükelçiliği. Bu nedenle plan yerleşimleri alıştığımız konut yapısı gibi değil. Birbiri içine açılan odalar şeklinde tasarlanmış. Ve bence bu da yapıyı içindeyken çok sinematografik kılıyor. Tüm odalardan birbirine geçişler çift kanatlı büyük kapılarla sağlanmış. Burası evimin salonu. En çok sevdiğim özelliği pencereleri korumuş olmaları. Binanın kendi yapısı zaten çok güzel bir görüntü veriyor. Tavanların çok yüksek olması çok çok büyük bir avantaj. Tavan yüksekliği çok olduğu için bir önceki evimden perdelerimi maalesef kullanamadım. Bu yüzden buraya özel arkadaşım Zeynep Panno Tekstil çok güzel perdeler üretti bu ev için. Kenarlarına siyah biyeyi ben istedim. Çünkü çok seviyorum siyah ve beyazın kontrastını ve uyumunu. Evde çok fazla kullandım zaten. Televizyonu konumlandırabileceğim tek bir cephe vardı. Diğer bütün cephelerde pencereler olduğu için televizyonu bu duvara almak zorunda kaldım. Ona göre bir plan yerleşimi çalıştım. Aslında çoğu mobilyamı IKEA'nın en sade ve en düz serisinden seçmiştim ilk İstanbul'a taşınırken. Ve zamanla kendi sevdiğim mobilya tarihinde önemli olan
ve beni heyecanlandıran küçük ikonik parçalarla çok çok sade IKEA parçaları kombinlediğim bir dekorasyon yaptım. Bu Vasili Chair 1925 yılında Marcel Breuer tarafından tasarlanmış. Deco House'dan aldım. İkinci el mobilya almayı çok seviyorum. Sürdürülebilir buluyorum. Bazen aynı mobilyayı görmekten onu ilk aldığımızda ne kadar çok heyecanlansak da sıkılıyoruz. Evimizi değiştiriyoruz ve bu yüzden hiçbir sakınca görmüyorum. Bu aslında IKEA'nın çok sade bir düz beyaz lake sehpası. Bunun üstüne yaptığım styling aslında benim sehpam olmuş oluyor. Düz beyaz bir arka fon olmasını seviyorum çünkü dekorasyonda lüks hissini yaratmak için illa çok lüks parçalar kullanmak gerektiğini düşünmüyorum. Küçük objeler, mumlar ve küçük parçalarla da bu hissi yaratabiliriz. Bu küçük ahşap heykeli çok seviyorum. Ablam doğum günümde almıştı. Mozaik İstanbul'dan. Bu Snoopy Lamp benim için çok çok önemli bir aydınlatma. Markası Floss, Achille Pierre Castiglione tarafından tasarlanmış. Zaten Floss markasının her ürününü çok seviyorum. Ama İtalyan mobilya tarihindeki öneminden dolayı beni çok çok heyecanlandıran bir üründü. Okuduğum yıllardan beri almayı çok istiyordum. Kendime aldığım ilk ikonik parça. Yine Mozaik İstanbul'dan aldım. Zaman içerisinde bir anda değil, parça parça toplamaya başladım birkaç sene önce. Eve kattığı değeri çok seviyorum. Bunların üçü de aynı Rus fotoğrafçıya ait printler. Her birini aslında farklı bir seyahatimden aldım. Yeşil görmeye doyamıyorum. Bitkilerimi Dirhem'den alıyorum. Bu Gökhan Günindi'nin iki tane eseri. Kendime aldığım ilk iki eserdi. Alaturka House'dan almıştım. Çok beğeniyorum ve bana bir çift gibi geliyorlar. Bir tanesini alırken diğerini bırakmak istemedim. Aşklarını bölmek istemedim. Aslında aldığımız şeylere kendimiz değer katabiliyoruz bence. Bu IKEA koltuğu seçmemin sebebi açılabilir olmasıydı. Ailem çok fazla geliyor. Bu evde kalabilecekleri ekstra bir yatak odası yok. Bu yüzden aslında en sevdiğim koltuk modeli olmasa da yatak olabildiği için bunu almak zorunda kalmıştım. Bazı insanlar evin bazı kısımlarının boş kalmasını tercih edebilir haklı olarak. Ama ben her köşeyi doldurmayı seviyorum. Baktığım her köşede güzel bir obje, güzel bir poster görmekten hoşlanıyorum. Bu posteri Berlin'de bir sokak sanat marketinden almıştım. Bu geçişi çok seviyorum. Çünkü salonda zaman geçirirken yemek alanını da görebiliyorum ve bir derinlik algısı katıyor. Hatta bu arada bir kapı varmış. Onu geri takmak isteyip istemediğimi sordular ilk taşındığımda. Ama ben istemedim çünkü bu görüntüyü görmek beni mutlu ediyor. Burası aslında sadece yemek alanı değil, aynı zamanda evden çalışmam gerektiğinde bu alanda çalışıyorum. İç mimar olduğum için
çok büyük masalarda çalışmayı seviyorum. Çok fazla alana ihtiyacımız oluyor. Bilgisayar, kalemler, defterler, iPad. Masayı Mudo'dan almıştım. Sandalyeler Marcel Breuer B33 Chair, yine ikinci el Deco House'dan almıştım. Aynı masa etrafında farklı sandalyeler kombinlemeyi seviyorum. Bu Floss Bellhop Table Lamp. Rengini yine siyah tercih ettim çünkü bu tarz ikonik ürünlerde düz renkleri seviyorum. Çok nevi şahsına münasır bir marka Voha. Gördüğünüz anda Voha'nın Voha olduğunu anlıyorsunuz. Çiçeklerimi genelde Sende İstanbul'dan alıyorum. Kitaplığın arkasında da çok sevdiğim ve görür görmez vurulduğum Jülide Günce'nin bir eseri var. Bu eseri ne duyguyla yaptığını bilmeden aslında çok beğenmiştim. Daha sonrasında sorduğumda öğrendim ki birbirleriyle egosuz, çok güzel zaman geçiren ve kendi benlikleriyle kendileri gibi olabildikleri bir arkadaş grubunu, kaliteli bir anını anlatmak istemiş bu eserinde. Bence çok güzel çünkü hayatın anlamı bu. Burada da kalemlerim var. Kalemleri çok seviyorum. Benim için bir küçüklük sevdası olarak kalmadı. Beni tanıyanlar bilir ki bir kırtasiyede hala bu yaşımda kendimi kaybedebilirim. Gerçekten kalemlere zaafım var. Bu avize aslında eve ilk taşındığımda vardı ve gitmesini isteyip istemediğimi sordular. Böyle bir avizeyi belki kendi kendime almazdım ama kalmış olması beni mutlu etti. Çünkü apartmanın ruhuna çok uygun buldum ve değerlendirmek istedim. Buradan da evin koridoruna çıkıyoruz. Evin koridoru aslında kocaman bir oda gibi. Zaten ben de o şekilde değerlendirmek istedim. Küçük bir ev olduğu için kendime ekstra bir alan yaratmış oldum. Geniş bir koridor ve uzun bir koridor. Bu nedenle burayı böyle biraz hazırlanma alanı, evden çıkmadan önce son kez kontrol etme alanı gibi kullandım. Burada makyaj yapıyorum çünkü banyonun ışığından daha çok güneş ışığı alıyor. Ertesi gün ne giyeceğim bir önceki günden hazırlayan bir insanım. Ve buraya asıyorum giyeceğim şeyi. Evin çok küçük bir odası vardı ve bu odayı aslında şu an çalışma odası yapmak istiyorum. Çalışmalara başladım. Camın önüne bir çalışma masası yaptırıyorum. Ama eve ilk taşındığımda çok hızlı taşındım ve buna zamanım yoktu. O sırada da aksesuarlarımı koymak istediğim bir odaya dönüştürebileceğimi düşündüm. Şapka biriktiriyorum. Şapka koleksiyonum var ve bunları çok pratik bir şekilde asabileceğimi düşündüm. Bunlar esasında dolap kulpları. Zara Home'dan almıştım. Ve şapkaları direkt onların üstüne yerleştirdim. Hatta dolap kulplarımın bittiği
Ama şapkalarımın bitmediği bir an oldu. Biz de çivi çakarak bu işi hallettik. Şu anda yatak odasındayız. Yatak odasında evin diğer alanlarına göre çok daha sade bir dil var. Çünkü aslında burası biraz sona kaldı. Yapmak istediğim şeyler henüz bitmedi. Hem de yatak odasının sadece yatak odası fonksiyonunda kalmasından hoşlanıyorum. Çalışma eşyası görmek istemiyorum. Herhangi bir hazırlık eşyası görmek istemiyorum. Sadece yatak odası olmasını istiyorum. Bütün gördüğünüz her şey, tüm sabit mobilyalar IKEA. Sadece IKEA mobilyalara daha çok beğendiğim Zara Home kulplar takarak kendimce yorumladım. Bembeyaz bıraktım bilerek ve isteyerek. Çünkü beni rahatlatıyor yatak odasındaki beyaz ve dingin enerji. Bu aydınlatma eve girdiğimde yine eski kiracıdan kalmıştı. Aslında biraz eskimiş ama olağanüstü büyük olmasını bu odaya çok yakıştırıyorum ve burada bırakmak istedim. Burada da Philips hava temizleyicim var. 3000 serisi modelin ismi. Bulunduğu odadaki havayı 6 dakikadan kısa bir sürede temizliyor. Zaten üzerinde bir ekran var. Odanın hava kalitesini de takip edebiliyorsunuz. Eğer hava kalitesi düşerse üzerindeki göstergede renkler değişiyor ve buradan anlıyorum zaten. Evin havasının temiz olması benim için önemliydi. Özellikle yatak odasında kullandım. Çünkü uyku kalitemi çok arttırdı. Cihazın üstünde gösterge ışıkları var ve uyku modundayken kısılıyor. Ben uyurken de havayı temizlemeye devam ediyor ve bunu da çok sessiz yapıyor zaten. Ben tasarımını da çok beğeniyorum. Bu odadaki beyaz tasarım diline de çok uydu. Havadaki virüs, polen, zararlı gazları %99.9 oranında temizliyor. Zaten bir uygulaması var. Uzaktayken de kontrol edebiliyorum hava temizleyiciyi. Eve ilk girdiğimde en sevmediğim bölüm mutfaktı aslında. Mutfak dolaplarının kızıla çalan bir ahşap rengi vardı. Beni çok rahatsız etmişti. Ve kulpları da plastik gibiydi. Onu da beğenmemiştim. Ama mutfağı değiştiremeyeceğim için hızlı ve pratik bir çözüm olarak mutfak kapaklarını boyayıp yeni kulplarla değiştirmeyi düşündüm. Çok sevdiğim bir ustam Salih Usta. Kendisi Instagram fenomeni. O yardımcı oldu. Salih Usta çok mutlu olacak ondan bahsettiğimi duyunca. Çünkü bana sürekli beni tagledin mi diye soruyor. Salih Usta seni tagledim. Bu dolapları Salih Usta ile boyadık. Sonra da sağ olsun dolap beğendiğim dolap kulplarını da değiştirdi.
Aslında tercihen balkonun salonumdan çıkılan bir balkon olmasını tercih ederdim daha efektif kullanabilmek için. İlk esnada böyle düşünmüştüm. Sonra yaşadıkça evin içinde mutfağa yakın olmasının aslında çok büyük avantajı olduğunu fark ettim. Çünkü burası benim için küçük bir kafe gibi. Eve sevdiğim arkadaşlarım geldiği zaman ilk ağırlamak istediğim yer salon değil, mutfağın çıktığı balkon. Hatta buraya bir kahve köşesi yaptım. Kahve benim için vazgeçilmez olan bir şey bu hayatta. Beni tanıyanlar bilir ki gerçekten kahvesiz başka bir insanım. Bu ünite yoktu. IKEA'dan aldım. Sonradan ekledim. Burada sadece konumuz kahve ve kahve fincanları. Benim için objelerin, mumların, çiçeklerin durması gereken tek yer salonlar değil. Mutfakta da kitap görmeyi, mum görmeyi çok seviyorum. Çeşitli yerlerden topladığım sepetler, bez çantalar, onları da sergilediğim bir alan var. Mutfakta her şeyi kabında saklamayı seviyorum. Ve kapının arkasında yer alan açık kiler benim bayağı işimi görüyor. Orada tabii ki sergilemeyi en sevdiğim ürünler Ekşi Maya Ankara'nın ürünleri. Ablamın kurucusu olduğu marka. Şu anda evin balkonundayız. Bu balkon sanırım benim bu evde zaman geçirmeyi en çok sevdiğim yer. Mümkün değil doymak ama İtalyan mimarisini yaşadığımız bir alandayız diyebilirim. Klima dış ünitesini maalesef balkona taşımak zorunda kalmışlar ve onu görmek beni çok rahatsız ediyordu. Bu yüzden tablolara farklı bir vasıf yükledim. Balkonda klima ünitesini kapatmak için kullandım. İstanbul'un gürültülü ve kaos içindeki sokaklarında yürüyerek eve geldiğim zaman avluya ilk girdiğimde buradaki bu sessizlik, dinginlik ve kuş sesleri bana çok iyi geliyor. Çiçekleri de, çiçek ekmeği de, çiçek bakmayı da çok seviyorum. Bana terapi gibi geliyor. Aslında balkona çıktığım zaman Anadolu yakasını ve denizi de görebiliyorum. Ama binayı görmek ve binayı izlemek bana daha keyifli geliyor. O yüzden kendimi hep bu tarafa otururken buluyorum. Şu anda evin banyosundayız. Banyoda gördüğüm duşakabin beni hoşuma gitmedi eve ilk girdiğimde. Ama onu da değiştirmeme gerek yok diye düşündüm. O yüzden
onu kadife bir perdeyle kapatmak istedim. Aslında bu kadife perdenin içinde bir duşakabin var. Bu kadife perdeyi H&M Home'dan almıştım. Rayı kendim yaptırdım. Banyoya Parisyen bir hava katmak için yaptığım bir dokunuş. Merdiven ve havluluğu Zara Home'dan almıştım. Aslında banyonun içinde bir cam var ve filmle kapatmışlar. Ama içinden gördüğüm yansıma hoşuma gittiği için dışarıdan oraya bir poster yapıştırdım ve bir kadın silüeti görüyorsunuz aslında. Picasso'nun bir tablosunun posteri. Sanki camın içinde bir film varmış havası veriyor. Nişantaşı'ndaki evimde mutfakta kullandığım IKEA bir raftı. Onu buraya taşıdım ve burada değerlendirmeye karar verdim. Yine o perdenin getirdiği Parisyen havayı devam ettirmek için sıradan bir banyo aynası kullanmadım. Aslında bu beni bazen zorluyor. İçi ufak bir saklama alanı olan aynalardan olsa belki daha mantıklı olabilirdi ama daha dekoratif buluyorum. Mümkün olduğunca doğal içerikli ürünler kullanmaya çalışıyorum. Genelde de bu konuda araştırırım, ederim, markette uzun uzun incelerim. En içeriği doğal olana yakını bulana kadar araştırırım. Yani içeriklerine çok dikkat ederim aldığım ürünlerin ve diş macununda da aynı şekilde çok seçiciyim. Zaten Oral-B'nin Pure Active serisiyle doktorum sayesinde tanışmıştım. O bana tavsiye etmişti. İçeriği %99 doğal kaynaklardan oluşuyormuş. Aynı zamanda paketlemesi de geri dönüştürülebilir. Doğallık sadece yediğimiz, içtiğimiz, giydiğimiz değil bence. Zaten artık kullandığımız ürünlerin içerikleri konusunda hepimiz çok daha hassas davranıyoruz. Bu tabaklar Nakiye. Türk markalarını elimden geldiğince desteklemeye çalışıyorum. Aslında girişimcilerinin büyükannesinin ismi Nakiye. Bu tabaklardaki desenler, illüstrasyonlar tamamen onların tasarımı. Ve el işçiliğiyle seramik boyaması şeklinde yapılıyor. Çok beğeniyorum. Normalde bu tarz dekoratif tabakları artık duvara asma ya da gerçekten hani tabak fonksiyonuyla kullanmayı tercih ediyor insanlar. Ama ben günlük takılarımı kullandığım bir böyle süs tabağı gibi kullanıyorum. Her gün sürdüğüm krem, her gün sürdüğüm saç yağı ve günlük kullandığım küpeler, el kremi, saatimi koyduğum bir tabak olarak kullanmayı tercih ettim. Evin girişinde, kapı girişine takılmış bir ray vardı. Kadife lacivert bir perde kullanılmıştı. Bunu korumak istedim çünkü hiç kendi evimin girişinde böyle bir perdem olmamıştı. Bence çok hoş bir hava katıyor. Evin kapısını çok seviyorum. Hiç bu kadar yüksek bir kapım olmamıştı. Hatta kapı koluyla aynı boydayım diyebilirim. Normalde pirinç rengi çok tercih ettiğim bir renk değil tasarımda. Ama girişteki lacivert kadife perdeyle uyduğunu düşündüm ve bu evin havasına yakıştırdım. Bu saksıyı yargıcıdan almıştım. Pampasları çok seviyorum. Çünkü hiç bozulmuyorlar, kurumuyorlar. Çok uzun süre kullanabiliyorsunuz dekoratif olarak. Aplikleri şişhanede bir aydınlatmacıdan almıştım. Bu ara holden de mutfağa ve banyoya geçiş yapılıyor. Aslında eve girer girmez dolap görmeyi hiç sevmiyorum ve buraya çok büyük bir boy aynası ve puf koymak istemiştim. Ama evde yeterince saklama alanım olmadığı için burayı ayakkabı dolabım yapmak zorunda kaldım. Benim evim bu kadardı. Umarım izlerken çok keyifli zaman geçirmişsinizdir ve sizlere ilham olabilmişimdir. Ve umarım hepinizin bir gün gözlerinizi kapattığınız ve dilediğiniz dileğiniz gerçek olur.